Selamlar herkese. Bugün Sivir ve Telli ile Şaivan'a ve Aurelion'a karşı oynuyoruz. Sanırım burada bunların ikisini göndereceğim. Hatta Ragnar'ı da geri göndereceğim. Sadece Chronomancer elimde kalsın istiyorum. Keza Destin'in asıl amacı olan komboyu da hani şu anlık çekmiş bulunmaktayız ama yani bir tık zor olacak diyebilirim. Şimdi burada öncelikle Chronomancer oynayacağım. Rezervium yerine. Okey, burada Rockbeard sanırım çok daha mantıklı olacaktır ya. Paslıyorum. Burada hani destemizin kombosu şu olacak. Hani bunu oynadığımız zaman herhangi bir üniteyle saldırırken yanında 5'e 2 bir ünite doğuruyor arkadaşlar. Talya'da bildiğiniz üzere landmarkları 2 tane yapabiliyor. Yani bundan 2 tane olacak ve hani Talya her anlamda verim kazanacak arkadaşlar. Şimdi burada Preservium'dan önce sanırım Rockbeard'ı oynayacağım. Çünkü bir hem Talya'yı hızlı biçimde level atlatmak istiyorum. Hem de arkadaşlar Preservium oynamak şu an için mantıklı değil. İlerleyen aşamalarda hani elimde başka bir savunmak için ünite daha olsun istiyorum. Devam. Burada şimdi Preservium oynayacağım. Ya hem rakibin hem benim bir şey çekemememiz olması güzel. Okey, burada bunu yok ediyor olması benim için çok problem değil. İleride bunu yok edemeyecek olması benim için daha önemli. Şimdi biz Talia'yı level atlatmak için 3 tane daha oynamalıyız değil mi? Bunu oynasam bir tane kendisi oynasa zaten sıkıntı kalmayacak. Okey, Tomb'un birini oynayalım abi. Bunu çekecektir zaten 0 mana da. Burada ben artı 3 artı 1 vereceğim. Ejderhasından olsun arkadaş. Burada alacağımız bir hasar. Keza bu benim daha çok işime gelir. Şimdi burada Talia'yı oynuyorum arkadaşlar. Bundan 2 tane yapacaktır. Ya burada duruma göre bu ikisini kullanarak hani Talia'yı canda basabiliriz abi. Keza artı 3 artı 1 ciddi anlamda rakibin canını sıkacaktır. Şimdi kombonun güzelliğine bakın. Burada sadece bir tane kim bloklayabilecektir. Ve biz burada eğer bu bloklamazsa 13 hasar vuracağız. Ki Talia'yı bloklayacağız. Okey, devam. Bu Sivir'in de level atlaması için gayet güzeldi. Yani buna yapabilecek çok bir şeyimiz yok. Burada ikinci Talia'yı harcamak da çok istemiyorum arkadaşlar. Ya burada 4 canı çekecektir. Burada Reputation'ı hani gerçekleştirmeye sadece 1 kaldı. Burada sanırım bununla Sivir'i aslında bloklayabilirim diyeceğim. Aynen, yapalım abi. Rakip 5 manalı. Şimdi Shyvana'nın kendi yeteneği olsaydı single combat ile buna saldırmak istese şey bir son verebilirim. Okey, 7 mana da herif. Şimdi burada ekstra blok ister miyim? Hatta Inner Sanctum'u oynayalım ki Talia burada level atlasın. Şimdi burada bu bence dur bakayım kaç yapıyor, 7-4 12'de 0 mana da bundan mı olmak isterim, bundan mı olmak isterim? Peki şöyle bir şey yapsam 3'e 6 5'e 3 devam abi, ikisinden birden kurtulalım bu şekilde. Şimdi burada Wizard World oynayarak 2 kart daha çekeceğim. Okey, gayet güzel. Şimdi saldıracağımız zaman rakibin ciddi anlamda canı yanacak arkadaşlar. Gerçi bununla yaparsam 6 vuruyor değil mi? Şimdi öncelikle bunu bir buff'layalım. Artı 1 artı 1. Ne, Spell Shield mı? Spell Shield burada daha iyi olacaktır. Şimdi ardından ikincisini oynayacağım. Tafı. Yani bunların hiçbiri aslında benim için çok önemli değil. Burada sanırım tafı alacağım. Aslında overwhelm olup
yapmak daha mantıklı olabilirmiş burada. Ama şimdi burada Chronomancer oynayacağım arkadaşlar. Ardından Sivir'i oynayacağım. Diğer tur Sivir'i çekelim. Keza Sivir de level atladı. Şimdi bu tur hani Talia ile saldıramam. Buna karşı çok sıkıntıda oluruz. Şimdi burada arkadaşlar ikinci Sentry Tom'u oynayacağım. Hatta üçüncüyü oynayacağım. Şimdi burada sadece bununla saldıracağım. Keza bir manam var. Yani rakip sıfır mana da. Olur da bunu bunun karşısına koyarsa direkt Shapestone'u kafasına indireceğim. Burada bu daha tehlikeli çünkü ben Talia ile saldıracağım zaman Talia zaten alttan sarp çıkartacaktır. Hani bunun Spell Shield'ın olması da bir şey değiştirmiyor. Şimdi burada bunun karşısına bunu koyacağım ve bunu arkadaşlar en bu turluğuna koruyacağım. Ardından ikincisini oynayacağım. Keza burada haş atması ya da öldürmesi de benim işime gelir. Tamam, devam. İki tane Talia ile oynamak istemiştim ama şu an elimde bundan 4 tane oldu ve rakip 2 manaya bir şey düşemeyecektir. Çünkü bu ejderha destesi çok pahalı ve biz hani kolayca kazanacağız. Okey, sıradaki maça geçebiliriz arkadaşlar. Karşımızda şimdi Trundle, Trendemir ve Sejuani var arkadaşlar. Okey, aslında direkt bunları çekmek güzel oldu ama ben bunları geri göndereceğim. Elimize Talia ve Sandsweb Tom kalsın ki hani bunlara karşı bir blok çıkartabilelim. Keza hani direkt Freljord oynuyor adam. Tom'la kafamıza Flash Freeze tarzı şeyler gelebilir arkadaşlar. Şimdi burada sanırım Rock Hopper'ı almam gerekecek çünkü benim yere ünite inmem gerekecek. Çünkü orta oyunda arkadaşlar ya ben tompları girene kadar ya da işte Talia oynayana kadar falan rakip güçlenecek. Şimdi saldırı sırası tekrar bende olduğu için ben burada sanırım Rockweaver'lardan birini oynayacağım bunun yerine. Çünkü diğer tur elimde bir tane blok olacak. Hani en azından bunlardan birini bloklarım. Keza hani bu 5'e 4 bir işte Grand Prix Rockweaver doğuracak arkadaşlar. Hani bunu erken alırsak güzel olabilir. Şimdi burada bunun yerine bunu karşılayacağım çünkü şu anlık rakibin bir draw atmasını istemiyorum. Keza elimde ne olur ne olmaz bir blok daha bulunsun. Yani bir şey için kimse ölmez. Şimdi burada bırakıyorum. Ya burada Sivir gelsin artık elimizden. Hani yapacak çok bir şey yok. Yerde zaten 3 blok olacak. Hatta Rock Hopper'ı da oynayacağım arkadaşlar. Zorda olsun. Yani yer aslında bir tık dolu olsun ki biz de bir şeyler yapalım. Şimdi burada bir rakip 5 mana da. Direkt 4 manayı harcamak isterim abi. Direkt Sivir oynayacağım. Hani rakip elinde ne varsa şu an koymaya çalışsın istiyorum çünkü. Şimdi şöyle yapalım. Rakip 0 mana da. Bunun quick atağı var. Ardından sadece bununla saldıracağım. Çünkü bunu blok atacaktır karşısına. Aynen bırakıyorum. Rakip zaten 0 manaya bir şey yapamaz. Oynaması işime gelir. Şimdi burada hem ayı hem de diğer Cloakling ortaya çıktığı için durumumuz gayet iyi. Şimdi burada artık hani elimdeki birimleri öldürmesine izin vereceğim. Çünkü yer açılsın arkadaşlar. Sandsweep Tomb'u oynuyorum o yüzden direkt. Rakip 2 manı da keza Talia'mız da level atlamış durumda. Şimdi burada aslında birkaç tanesinin ölmesi gerekiyordu. Şimdi rakip 7 manada değil mi? Bunlarla aynen saldırıyorum arkadaşlar. Ya burada bunlara karşı mutlaka blok atması gerek. En azından iki tanesinin elindekilerin ölmesi gerek çünkü hani Talia'nın yeteneğini kullanarak bundan bir tane daha doğuracağım. Elimde yer kalsın istiyorum ama olmadı. Okey, 5 manadayız şu an. Ya bununla ikinci bir Landmark'a oynasam çünkü büyük ihtimalle gider.
Yani oluşmaz arkadaşlar. O yüzden bir tık bekleyeceğim. Burada Talia oynamak yerine Inner Sanctum oynayacağım. Çünkü bir sonraki saldırıda hem Sivir level atlayacak hem de Talia level atlamış olduğu için yani ciddi anlamda böyle bir baskı yaratabileceğiz rakibi. Keza Inner Sanctum'dan oluşturduğum hani keywordleri de Sivir'e vereceğim ki bildiğiniz gibi Sivir level attığınız zaman direkt hani diğerlerine de kendi keywordlerini veriyor. Burada bırakıyorum. 3 mana elimizde kalsın. Rakip 9 mana da tabi. Ya burada yapabilecek çok bir şey yok aslında. Aynen bırakıyorum. Kaç oluyor? 21. 35'e daha çok ya. Okey devam. Ya burada artık hasar alacağız. Yapacak çok bir şeyimiz yok. Rakip Try ya da Sage'e inmeden aslında bir şeyler yapabilmek bizim için daha iyi olabilirdi. Şimdi Spell Shield'la Quick Attack zaten var. Bu yüzden iki tık mecburiyetten Challenger özelliğini vereceğim. Ardından ikincisini de oynuyorum. Overwhelm olsun arkadaşlar. Çünkü olur da blokları götürecek olursa bizim işimize gelir. Şimdi burada aynen bunu oynuyorum. Şimdi burada rakibin hareketine göre burada Ancient Hourglass tarzı bir şey de atıp hani koruyabiliriz. Keza rakip Sejuani çekti. Okey, bizim için şu anlık çok bir sıkıntı yok aslında. Hatta burada bunu öldürmek isteyebiliriz. Kaça kaç oluyor? 12'ye 14. Oha. Okey, bunları bekleteceğim arkadaşlar. Devam. Paslıyorum. Şimdi saldırı sırası bende, bana geçtiği zaman öncelikle burada bunu alacağım. Ardından bu ikisini oynayacağım. Yani burada sağlam bir hasar çıkartmış olacağız. Kaç oluyor ya? 3 canı kalıyor değil mi? Şimdi burada rakibin oynayacağı şeye göre Bloody Business oynayarak bunu öldürmeye çalışacağım. Keza hani okey devam. Bunun buna vurmasını istiyorum. Çünkü hani 3 canı kalacak. Talia'nın büyüleriyle bunu öldürebilirim. Talia zarar almaz arkadaşlar. Olur da ekstra bir şey yaparsa ya da buna Flash Freeze tarzı bir şey atarsa Ancient Hourglass'ı oynayacağım. Ya da duruma göre Bloody Business'ı tekrar oynayacağım. Aynen, burada oyun bitecek artık. Okey, sıradaki maça geçebiliriz arkadaşlar. Karşımızda şimdi Shyvana ve Lucian var arkadaşlar. Büyük ihtimal Scout destesi olacak. O yüzden burada Shapestone'u bırakacağım. Bunları aslında bu da kalsın. Aynen geri gönderiyorum. Hatta sesi bir burada Chronomancer'ın gelmiş olması güzel. Hem early aşamada Lucian'a karşı bir şey yapabileceğiz. Keza Predict özelliğinin olması gayet güzel. Burada aslında Rock Hopper da oynanabilir ama sanırım bunu tercih edeceğim. Okey, burada artık Talia'yı alabiliriz çünkü hani Sent ve Tomb'da elimizde. O yüzden çok sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Bir şey diyeyim, burada saldırsam ben zararlı çıkarım. Çünkü bunun tapı var. Yani benim burada bunu öldürebilmem için 3 hasar vurmam gerek arkadaşlar. Devam, ben burada Rock Hopper oynayacağım. Bunda bunu çekecektir. Bunda bunu karşısına koymak gerekecektir. Bir şey değil mi? Bu sonrası için de tehlikeli bir ünite. Sanırım burada buna Shapestone'u vereceğim. Ya Challenger üniteler her zaman çok can sıkıyor ya. Ya Quick Attack şu bu falan filan hepsi okey de Challenger olması beni ciddi anlamda gözümü korkutuyor arkadaşlar bu ünitenin. Tamam, paslıyorum. Büyü manamız biriksin. Yani büyü manamız çok bir şeyimiz yok ama ne olur ne olmaz. Ne kadar var? 3 landmark daha lazım. Şimdi bununla 3 etse, 4 etse bunu oynadığım zaman 5 edecek. Şimdi burada rakip benim ne oynayacağımı bekliyor arkadaşlar. Ben burada tombo oynayacağım. Saldıracaksa saldırsın.
Bana pasladığı için elimdeki şeyleri büyük ihtimal görmek isteyip ona göre oynayacak. Orada direkt paslamak benim işime gelebilirdi. Ya burada 8 hasar falan yiyeceğiz herhalde. Yok, 7 hasar yiyormuşuz. Okey, devam. Paslıyorum abi. Şimdi burada bunun level atlaması ciddi anlamda benim için önemliydi ama malamız yetmediği için sanırım ben burada sivil oynayacağım arkadaşlar. Special için olduğu için çok sıkıntı çıkmayacak ama bunun herhangi bir artı bir artı bir alması, bir şey alması benim canımı yakabilir. Yani burada sharp sight gibi bir şey varsa elinde sıkıntıya girerim. 4-3-7. Bunu bilerek çekmeyeceğim. Bakalım rakip ne yapacak. Tom koy. Yani böyle yapıyor olması da benim sivirimi level atlatıyor bir nevi. Şimdi diğer tur arkadaşlar, rakip yine bir şey oynayacaktır. Ben orada Bakkai Senspiron oynayarak buna tekrar vulnerable olmasına rağmen tekrar vulnerable vereceğim ama benim burada aslında ihtiyacım olan şey kesinlikle bunun eksi bir alıyor olması. Keza 5'e 4 hani Rockbeer'ımız da çıkacak diğer tur. Ya bu çok iş oldu. Rakip 3 manı da. Paslıyorum bakalım. Burada Shyvan'a level atlayacak değil mi? Ya burada bu 5 hasarı yiyeceğiz artık. Witness my true power. Burada Bakkai'den sinir'i oynayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten Shyvan'ın yeteneğiyle sivir'i kesecektir diye tahmin ediyorum. Koy abi karşısına. Şimdi bu yaptı aslında bir tık hata gibi bir şeydi. Ben burada sıfır mana'ya inert sanctum'u oynayacağım. Duruma göre olur da bunu oynayacak olursa ben öncesinde bunu oynayarak rakibin canını yakacağım. Keza 3 manadaydı. Okey. İşine gelir abi. Burada bir talya bir şey son daha çekmemiz gayet güzel. Hatta burada aslında o hamleyi yapıp bununla bunu öldürse miydi? Ki rakip buna izin verdiğine göre deneyeceğim abi. Zaten burada hani sadece ben saldırıyorum. Rakip bir şey yapamayacaktı. Gayet güzel. Elinde başka bir hayvanatı yoksa işimize gelir. Şimdi burada Sivir öncelikle ilk saldırımızda level atlayacak ama ben önce Talia'yı level atlatmak istiyorum. Şimdi rakip oynasın bakalım. Devam. Şimdi öncelikle burada Lucky Find'ların hepsini Sivir'e vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bir Overwhelm alalım. Ne geldi? Challenger'ıma. Artı 2 burada kesinlikle daha iyi olacaktır. Bunların hepsi keyword olduğu için kesinlikle karda çıkacağız ve bu level atladıktan sonra özellikleri buna da geçecek. Şimdi bakalım rakip ne yapacak? Duruma göre bunlardan biriyle saldırsa zaten kesemez. Yani single combat diyemeyiz arkadaşlar. Olur da yani güçlü bir ünite inse desek hani zaten öyle bir şey imkansız. Duruma göre hani savunacak şey stonumuz da var. Yani burada aslında bir noktada oyunu bitirmiş bile olabiliriz. Çünkü bu vurduktan sonra dediğim gibi overwhelm kazandığı için hepsi aslında atak geçirecek. Devam. Aynen öyle. Güzel oyundu. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.